GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde yoğun gündem arasında kalan piyasaların hareketli bir gün geride bıraktığını ifade edebiliriz. Dün ABD'de ara seçimler sonrasında Cumhuriyetçi kanadın Kongre'de ön plana çıkmasıyla birlikte piyasaların nasıl bir fiyatlama gerçekleştireceği merak ediliyordu ki bununla birlikte Avrupa piyasaları açılışı öncesinden itibaren dolar endeksinde yükselişlerin hakim olduğunu gördük. Diğer yandan haftanın ikinci yarısında yarın Avrupa Merkez Bankası para politikası kararları ve Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte yoğun bir gündemde piyasaları bekliyor. Bunun öncesinde de verilere ilişkin fiyatlamaların bir miktar arka planda kaldığını da ifade edebiliriz. Burada küresel piyasalarda hizmet sektörüne ilişkin rakamların açıklandığını gördük ve piyasalar buna odaklandı. Almanya'da hizmet sektörü PMI Ekim'de 54,4 puan ile hem beklenti hem de Eylül ayına ilişkin rakamların altında kaldı. Fransa'da ise Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisinde hala 48,3 ile olumsuz bir havayı işaret ettiğini gördük endeksin hizmet sektöründe. Burada olumlu gelişmenin İtalya'da gerçekleştiğini ifade edebiliriz. 2 ay aranın ardından endeks tekrar 50 seviyesinin üzerine yükseldi. Diğer yandan Euro bölgesi bazında baktığımızda burada nihai PMI rakamı beklentinin oldukça yakınında bir görünüm sergiledi. Ancak geçtiğimiz döneme göre bir düşüşü de işaret etti ve bu gerileme ile birlikte de 3 aylık bir gerileme maratonu karşımıza çıkmış oldu. Ayrıca bu seviye ile birlikte PMI rakamının 2014 Nisan tarihinden bu yana en düşük bölgeyi işaret ettiğini de gördük. Borsa endekslerine baktığımızda ise şirket haberleriyle birlikte destek bulan bir gösterge karşımıza çıktı. Bunun tabana yayılmasının da ana etkeninin yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısına ilişkin beklentiler olduğunu da ifade edebiliriz. Avrupa'nın diğer büyük ekonomisi İngiltere'de de Ekim ayı hizmet sektör PMI rakamı 56,2 ile Haziran 2013 tarihinden bu yana en düşük seviyede açıklandı. Burada da Avrupa'daki hizmet sektörüne ilişkin verilerin neredeyse tamamının hayal kırıklığı yarattığını ifade edebiliriz. Veri sonrasında sterlin dolar paritesinde gün boyu gördüğümüz aşağı yönlü tutumu bir miktar daha destek gördüğünü ifade edebiliriz burada. Başta da belirttiğimiz gibi ABD seçimleri, ara seçimleri sonrasında dolar endeksinde sert hareketler gerçekleştiğini görmüştük. Gün içerisinde 4,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gördük dolar endeksinin. Bununla birlikte birçok varlık fiyatında da önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Dolar yen paritesinde yenin de değer kaybının katkısıyla birlikte son 7 yılın zirvesinde rekor tazelendiğini gördük. Brent petrolün gün içerisinde son 4 yılın en düşük seviyelerine gerilediğini görürken diğer yandan ons altının da 1150 doların altına inerek son 4,5 yılın en düşük seviyelerine ulaştığını gördük. Diğer yandan ABD tarafına baktığımızda burada da hizmet sektörüne ilişkin rakamların açıklanmasının yanı sıra öne çıkan rakamlar ADP tarım dışı istihdam değişimiydi. Burada özel sektör istihdamında beklenti ve önceki dönem rakamlarının üzerinde bir açıklama gördük 230 binle. Diğer yandan Eylül ayına bir önceki döneme ilişkin rakamınsa yukarı yönlü revize edildiğini 213 binden 225 bine çıkarıldığını gördük. Diğer yandan ISM imalat dışı PMI endeksinin de 57,1 ile beklentilerin altında kaldığını ifade edebiliriz. Bununla birlikte ABD piyasalarına göz attığımızda gün boyunca yükselişi işaret eden vadeli işlemleri takip etmiştik. Ancak açılış sonrasında karışık bir görünümün karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Genel anlamda yataya yakın fakat pozitif bölgeyi işaret eden şu anda bir seyir söz konusu. Burada da dediğimiz gibi hem seçim hem de önümüzdeki 2 güne ilişkin yoğun gündeme ilişkin beklentilerin fiyatlamalara dahil olduğunu, bunun yanında devam eden bilanço sezonunun da bu görünümünün içinde başlıklardan birini oluşturduğunu ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara bakacak olursak burada 80 bin seviyesi üzerinde tutunma çabası gün boyunca takip edildi. Fakat özellikle kapanış öncesinde sert satışların gerçekleştiğini gördük ve bununla beraber BIST 100 endeksinin günü 80 binin altında 78.956 seviyesi 79 bin seviyesinin hemen altında kapattığını söyleyebiliriz. %1,63'lük bir kayba tekabül etti bu.
alan. Diğer yandan dolar Türk lirasına baktığımızda bugün sert bir yükseliş gerçekleştiğini gördük. Doların değer kazanımıyla birlikte Türk lirasının da burada bir miktar zayıf bir tutum gerçekleştiğini ifade edebiliriz. 2.24.50 seviyesinde şu an için dolar Türk lirası paritesi hareketlerini sürdürüyor. Burada %1'lik bir yükseliş söz konusu şu ana kadar. Euro Türk lirasına baktığımızda burada da 2.80.30 seviyelerinde hareketlerini sürdüğünü görüyoruz. 2.80 bölgesinde oldukça yoğunlaşan bir hareket söz konusu. Özellikle öğleden sonraki sürece baktığımızda buradaki yükselişinde %0.50'ye tekabül ettiğini ifade edebiliriz şu an. Yarın oldukça yoğun bir günden başlangıç yapacak. 2 günlük yoğun bir maraton olacak. Hafta ortasına dair önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.